Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. İnna fetahnâ leke fethan mübînâ ilâ âhiri sûre. Sadakallahu'l azîm ve bellagana resûluhun nebiyyul Haşimiyyul Kureyşiyyul emîn. Evet kıymetli kardeşlerim, tekbirleri duyuyorsunuz. Türkiye'nin, Anadolu'nun her yerinden işte 24 Temmuz'dayız. Ayasofya'nın, Ayasofya Camii'nin açılışını bu cuma namazıyla birlikte kılmak nasip oldu. Dolayısıyla 86 yıllık böyle bir hasret bugün dinmiş oldu. Yani bugün günlerden Ayasofya Camii, bugün günlerden hasretin bittiği gündür. Dolayısıyla o kadar kalabalık, mahşer bir kalabalık var. Tabii her Anadolu'nun her yerinden gelen kardeşlerimiz bütün sokakları, yani Ayasofya'ya çıkan bütün sokakları, caddeleri adeta doldurmuşlar. Zaten bu sıralar valiliğin de emriyle bütün tramvaylar, otobüsler durdurulmuş ve buraları tamamen adeta mahşeri bir insan kalabalığı. Hani bir şiir var diyor ya, hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Adeta burada da öyle. Hangisi melek, hangisi insan? Anlayabilmek, çözebilmek hakikaten zor. Yani kanaatimiz şudur ki, hiç şüphe yok. Başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in övgüsüne mazhar olan, hani hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَةِ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ. Konstantinopolis, yani İstanbul elbette muhakkak fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. İşte o Sultan Fatih'in 21 yaşındaki dedemizin 200 binlik orduyu emirinden neferine kadar yönetebilme istidadına sahip Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olmuş olan o Sultan Fatih başta olmak üzere bütün fetih ordusunun ervahı da hiç şüphe yok hepsi buradaydı, açılıştaydı. Onlar da burada namaza iştirak ettiler. Onların ruhları burada. Bizler de hayattayız, bedenlerimiz de burada olduk. Dolayısıyla adeta fethi yeniden yaşadık, duygulandık, gözlerimiz doldu, coştuk ve elhamdülillah bugün Ayasofya. Ha, bir takım insanlar mesela Yunanistan yas ilan etmiş. Bugün bizim sevincimiz, bugün bizim bayramımız, bugün Sultan Fatih'in vasiyetinin yerine geldiği ve inşallah bir takım sıkıntılar, belalar, çünkü böyle bir lanet vardı. Sultan Fatih'in vasiyetiydi, lanet vardı. İnşallah yani bu cennet yurdun üzerindeki kara bulutlar bu vasiyetin yerine gelmesiyle dağılmasını temenni ediyoruz. Rabbim Celle Celaluhu Ayasofya'nın fethin sembolü olan Ayasofya'nın açılışını birçok fetihlerin kapısının açılmasına vesile eylesin. Amin. Amin.